Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Motifli bakıt şapka yapımını sizlerle paylaşacağım. Hepinizin de bildiği hanım dilendi, bey beğendi motifinden yaptım. Her renk çok güzel oluyor. Bu sene çok moda, trend şapkalardan birisi. Yapımı çok kolay. Aynı zamanda kapat ya modelli motifle yaptım. Bu da çok güzel oldu. Bu motif yapımını da hemen videomun arkasında paylaştım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Renk renk, her renk çok güzel oluyor. Her renk ayrı bir hava veriyor. Bu şekilde yapımına başlayalım. 3.5 numaralı tığ kullanıyorum. Pamuk iplikten yapabilirsiniz. Koton iplikten yapabilirsiniz. Her mevsime göre uygun ipler. Yeni başlayan arkadaşlar olabilirler. Detaylı bir şekilde gösterelim. Yapımı çok kolay. Bir zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. İlk zincirin ortasına batırıyorum. Elimle şu şekilde tutuyorum çekiyorum tığımda iki tane ilmeğim var İkisini birden çektim 1 2 2 zincir çekiyorum tığıma alıyorum halkaya halkanın ortasına batırıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var önce ikisini çektim sonra ikisini birden çektim ikili trabzan yapıyorum tığıma aldım halkaya batırıyorum İkili trabzan yapıyoruz burada zincirimi de trabzan olarak sayıyorum 3 tane oldu 1 2 2 zincir çektim halkanın ortasına batırıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 2 zincir çektim 4 tane üçlü ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 2 zincir çektim 1 2 zincir çektim şimdi burada ilk trabzanın zincirin üstüne değil ilk trabzanın tepesine batırıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum alttan da ipimizi çekelim halkamızı kapatalım Bakın. Şimdi aynı zamanda renk değiştirmeyi de görüyoruz. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Kilitledim. Şimdi herhangi zincirli olan bir yerden bir köşeden tığımı geçiriyorum. Bir tane kilitledim. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum bir tane daha batırıyorum 2 topluyorum şöyle 1 2 2 zincir çektim köşelerimizi oluşturuyoruz 1 2 3 tığımı alıyorum arada zincir çekmiyoruz öbür köşeye geldim 4 tane köşemiz olacak 1, 2, 3 Zincir çekiyorum 2 tane 1 İpimi de gizleyeyim şöyle 2, 3 2 köşesini yaptık Burada da 2 köşesini yaparak Sıramızı tamamlayalım Sıranın sonuna geldim. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi buradan kesiyorum. İpimizi biraz uzun keselim. Gizlerken daha rahat olacak. Öbür ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kilitliyorum. Herhangi bir köşeden başlayabiliriz. bir tane zincir çektim kilitledim 1 2 2 zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum bir tane daha batırıyorum burada zinciri de saydığınız için zincirle beraber 3 şöyle kenara çekelim 1 2 2 zincir çektim sadece köşelerde zincir çekiyoruz 1 ipimi şöyle gizledim 2 3 şimdi geldim tığıma aldım bu aralarda şu boşluğa batırıyorum aralarda zincir çekmiyoruz sadece köşelerde çekiyoruz bir üç tane ikili trabzan yapıyorum Ondan sonra hep bu şekilde aralara üçlü ikili trabzan yapıyoruz köşeye geldim bir iki üç İki zincir çektim bir iki üç İkinci köşemizi yaptık tığımı aldım boşluğa geldim 3 tane batırıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sırada şu iki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde aynı şekilde bu şekilde 5 sıra ilerleyelim. 5 tane motif hazırlayalım. Şuradan da gizleyemediğimiz iplerimizi de şu şekilde düğüm atarak sabitleyelim. Motifimizin ölçüsü 12 santim olacak. En son sırayı yapmıyoruz. Orada bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Bu şekilde ilerleyelim. 5 tane motifimi hazırladım. Tepeye gelecek motifimi son sırasını yaptım. Aynı şekilde devam ettim. Şimdi 4 motifimizde yine üç tarafını aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki püf noktası geldim bir kenarını bu alt tarafa bakan tarafından bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyorum burada sadece hepsinin arasına bir zincir çekerek bitiriyoruz bir kenarı olacak yaptım bir zincir çekiyorum batırıyorum Motiflerimizi bu şekilde dizelim. Zincir çektiğimiz bölümler aşağı tarafa bakacak. Sadece tepe motifinde zincir çekmedik. Birleştirme kısımlarımız bu şekilde oluyor. Burada bir ölçüm yapacağım. Motifimizin ölçümü 12 santim. Buna çok dikkat edelim. Eğer bu ölçüye gelmemişse bir sıra daha fazla yapalım. Çocuk için yapmak istersek bu en son yaptığımız sırayı yapmayalım. Şimdi birleştirme kısmına gelelim. Tepe motifimin köşesinden iğnemi geçirdim. İpimi biraz uzun tuttum. Bütün motiflerime rahat dikeyim. Şimdi köşedeki ipi geçirdiğimde hafif bir düğüm atıyorum. Sabitliyorum. Şimdi öbür motifimin köşesinden geçirip tekrar tepe motifimin köşesinden geçiriyorum. Burada biraz çekiyorum köşe olduğu için şimdi ilk trabzanımın tepesinden öbür trabzanın ilk tepesinden ikisini birden iğnemden geçiriyorum sıkmıyoruz rahat bırakıyoruz düğüm atar gibi böyle hızlı çekmeyelim şimdi ortadaki trabzanla öbür motifimin ortasındaki trabzandan iğnemi geçiriyorum. Bakın bu şekilde 3. trabzanla sayılarımız aynı olduğu için dikmemiz çok kolay olacak. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim uç kısma uç kısma geldim şimdi öbür köşeden öbür köşeden köşeye ipimi geçiriyorum uç kısmında biraz şöyle çekelim köşe olduğu için daha biraz sıkı dursun şimdi öbür motifimi aldım öbür motifimin köşesinden iğnemi geçiriyorum tepe motifinin köşesinden çıkartıyorum biraz çektim köşelerde biraz sıkalım çok değil tabi şimdi ilk trabzandan yine aynı şekilde ilk trabzan karşı karşıya gelecek şekilde iğnemizi geçiriyoruz. İkinci trabzandan ikinci trabzanı üst tepesinden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde aynı şekilde devam edip uç kısma gelelim. Köşelerden geçirdiğim ipimi Uç noktaya geldim. Tekrar öbür motifin köşesinden iğnemi iç tarafa geçiriyorum. Biraz çekiyorum ipimi açılmasın. İç tarafına geçirdim. İğnemi şu şekilde gizliyorum. Yukarılara doğru çıkartacak şekilde uç kısımda kalmasın şöyle aradan yukarıya doğru ipimi gizliyorum birleştirdik dört tane motifimizi ipim ortada kaldı şimdi bu uçtan bu uca iğnemi geçiriyorum. Şimdi aynı şekilde birinci trabzandan öbür birinci trabzanı birleştiriyorum. Buradaki püf noktamız sıkmıyoruz. Ortadaki trabzandan ortadaki trabzanı birleştiriyoruz. bu şekilde sıranın sonuna gelelim